Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sizlere Kayseri Talas'tan seslenmeye devam ediyoruz. MKR Tekstil'in konuğu olduk ve yanımızda firma sahibi Vedat Bey var. Merhabalar Vedat Bey. Merhaba efendim. Vedat Bey, öncelikle sizleri ve MKR Tekstil'i tanıyabilir miyiz? Ne kadar süredir sektörde hizmet vermeye devam ediyorsunuz? Ben bu sektöre çocuk yaşta denilecek 10 yaşından itibaren bu işi yapıyorum. Evet. İlk defa böyle bir işe elimi attığımda 10 yaşındaydım henüz. Ailemden de habersiz, kimsenin bilgisi olmadan direkt firma sahibine ben burada çalışmak istiyorum, iş istiyorum diye gittim. Çırak olarak öyle başladım. O günden bugüne de devam ediyor. O günden bugüne kadar da bu işe devam ettiriyoruz ve ettirmeye çalışıyoruz. Evet. Peki MKR Tekstil'i biz biraz daha yakından tanımak istiyoruz Vedat Bey. Neler yapıyor, nasıl hizmetler sunuyorsunuz burada müşterilerinize? Şimdi MKR Tekstil olarak hem perakende sektöründe hem de toptan sektöründe farklı ürün ve hizmet gruplarıyla biz burada hizmet vermeye çalışıyoruz. Yaptığımız işler arasında öncelikle yorgan yıkamadan, direkt sadece komple yorgan yıkamadan, yün yıkama, yün açmadan tutun. Bütün ev tekstil ürünlerini, perde hariç hepsini imalini hem perakende bazda hem de toptan bazda yaparak artı tamamen kendi tasarımımız olan, kendimize ait, firmamıza ait ürünlerimizin de toptan ve perakende satışını gerçekleştiriyoruz. Evet. Peki ekipten bahsetmek istiyorum. Aynı zamanda burada bayanlar çalışıyor ve güçlü bir ekip var. Kaç kişilik bir ekiple devam ediyor MKR? Şu anda ben dahil 5 kişilik bir ekibimiz var. Çalışan ekibimiz daha çok ev tekstil ürünlerinin makine aksamında, artık makineleşmesi gereken kısmına, elle yapılması gereken kısmına tamamen bende dönüyor. Yani el işçiliği gerektiren işleri bizzat ben yapıyorum. Diğer geri kalan kısmını hazırlanmasını, ön hazırlık kısmını da içindeki bayan arkadaşlarım yapıyor. Küçük gibi gözüküyor ama çok dev bir kadro var burada. İnanılmaz derecede bir sirkülasyon var ve sürekli çalışıyorlar. Çünkü bu hizmete sadece Kayseri'ye değil, il ve ilçelerde de dağıtım gerçekleştiriyorsunuz. İşin açıkçası şunu söyleyeyim. Yani yoğunluk açısından 7-24 çalışmak durumundayız dersem doğru. Elbette 24 saat çalışmıyoruz. Ancak başka yerde koyacak kelime cümle bulamadığım için 7-24 diyorum. Ama 7-24 çalışsak doğrudur. Bunun yanında bizim hizmet verdiğimiz yerler sadece gerçekten şehir içi değil. Adana, Bursa, Balıkesir, İstanbul, Ankara gibi bir takım illere de yani ürün gönderiyoruz, malzeme gönderiyoruz. Doğrudan doğruya dağıtmanın sevkiyatını biz gerçekleştirmiyoruz. Çünkü henüz öyle bir yapılanmamız yok. Öyle bir yapılanma gerçekleştirmedik. Önümüzdeki dönemde belki olur. Ama bunun akabinde gerek perakende olarak veya toptan olarak isteyen firmalara da biz buradan şehir ötesi hizmet verebiliyoruz. Evet. Aynı zamanda özel tasarımlar yapıyorsunuz Vedat Bey ve bu tasarımların hepsi sizlere ait. Evet. Özellikle bebek grubu malzemelerimizin tamamı bize ait. Bunların için çok özel bebeklerin uyku ve oyun sağlığı için tasarlamış olduğumuz değişik figürlü kaplumbağa, tavşan, ördek, timsah gibi uyku ve oyun minderleri. Çocuklar üzerine hem rahatlıkla uyuyabilir, rahatlıkla oynayabilir. Ve oynarken de elindeki bir takım materyallerin sağa sola saçılmasını engelleyebilir. Artı anneye kolaylık olsun diye altlarına koyduğumuz küçük ceplerle biberonuydu, beziydi, ıslak mendiliydi gibi bir takım şeyleri saklamak amaçlı veya hemen hızlıca ulaşabilmek amaçlı tasarladığımız ürünlerimiz var. Bunlar burada kreşlerde ve benzer yerlerde son derece ilgi gördü. Burada perakende sektöründe zaten yetiştirmek gibi çok fazla bir seçeneğimiz kalmıyor. Bizim zamanımızın çoğunu şu anda bebek grubu alıyor. Evet, bu tasarımlar çok özel tasarımlar. Biz de birkaç tanesini gördük. Hepsi sizin elinizden çıkıyor ve sizin düşüncelerinizle yaratılıyor bu tasarımlar. Biz de sizleri tebrik ediyoruz gerçekten. Peki yeni projeler var mı Vedat Bey? Gerçekleştirmeyi düşündüğümüz projemiz eğer ki bu sene içerisinde başarabilirsek, 2013 yılının içerisinde planladığımız tamamen yünün, kirli yünün, koyunun sırtından alındığı gibi, affederseniz koyunun sırtından alındığı gibi elimizde geçip yıkanıp kullanılabilir hale getirilinceye kadar işlemlerden geçecek şekilde bir yıkama tesisi kurmayı bu sene için planlıyoruz. Amacımız bu. Bakalım ne kadar yapacağız bilmiyorum ama işin çok da zor olduğunu biliyorum. Ama MKR Tekstil çok uzun yıllardır bu sektörde ve biz eminiz bu sektörde de, yeni projesindeki sektörde de çok başarılı olacak. Şimdi şöyle, çok kolay bir tesis değil.
maliyeti çok yüksek. Artı yine bundan ulaşım çok zor. Yünü temin etmek, köylerden bu tarafa getirmek biraz zor. Ancak başarabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü biz yünü tanıyoruz ve buradaki çalışmalarımızın da aslında birçoğu yün ağırlıklı. Tamamen doğal malzeme ağırlıklı. Ve kesinlikle burada sentetik malzemeyi ben önermiyorum. Hiçbir şekilde, hiç kimseye de önermiyorum. Ve bugüne kadar sentetik dünyanın esiri olmuş bütün insanlara da bir şekilde yüne, pamuğa, yani kısacası doğal malzemeye dönmelerine ben öneriyorum. Yünün bizim halkımız arasında bilindiğinin tam tersine, yani böyle astımım var kullanamıyorum, broşitim var kullanamıyorum gibi bir takım yünü devre dışı bırakan yanlış bilgilerin yünden insanları uzaklaştırdığını düşünüyoruz. Ama gerçekten yün doğal, yani benzeri elyafların içerisinde benzersiz bir ürün. Yaz ve kış tamamen kullanılabilecek ve atılması gerekmeyen, atıl bırakılması gerekmeyen, son derece sağlıklı. Tekrar hayata geçirme aşamasında sanırım mekale öncülük yapacak. Ya aslına bakarsanız öncülük yapmak demeyelim de bizden önce gelenlerin bıraktığı noktadan veya geldikleri noktadan biraz daha ileriye taşıyabilmek adına. Bunun üzerine ne kadar ekleyebiliriz veya ne kadar bir şeyler inşa edebiliriz tam bilmiyorum. Ama hedefimiz daha fazla kişinin yün kullanmasını sağlayabilmek, yünün faydalarını daha fazla kişiye yayabilmek, en azından kendi çevremizde. Evet, biz eminiz bu konuda çok başarılı olacaksınız. Ve son olarak bu başarıdan bahsetmek istiyorum. Çocuk yaştan dediniz başladım ve çok uzun yıllardır bu sektördesiniz Vedat Bey. Evet. Ve şu anda özellikle Kayseri'de MKR denildiği zaman direkt markalaşmış olarak isminiz Vedat Bey'in ismi anılıyor. Bu başarının sırrı nedir? Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii başarının ne kadar olduğunu, yani başarının bir görsel bir tarafı yok. Ne kadar başarılı olunduğunu da şu kadar bu kadar demek de benim için çok zor. Ama iyi bir noktada olduğumuzu, bu sektörü yapan firmalar içerisinde gerçekten iyi bir yerde olduğumuzu, hem geri dönüşümlerimizde, müşterilerimizin geri dönüşümünden, hem de müşteri potansiyelimizden, sadece kendi bulunduğum çevrede değil, bütün Kayseri içerisinde, yani Kayseri'nin en ucundan, bir ucundan diğer ucuna diyeyim, kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına, her taraftan, artı şehir dışından da müşterilerimin olduğunu az önce söyledim. Dediğim gibi tekrardan başarının, yani ne kadar büyük ne kadar küçük olduğunu söylemek zor. Çok başarılı olduğumu söyleyemem. Başarısız olduğumu da hiç söylemem. Evet. Size çok teşekkür ediyoruz Vedat Bey. Bizleri ağırladığınız ve konuk ettiğiniz için ve bu değerli bilgilerden dolayı buradan son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Az önce belirttim. Yün öyle herkesin sandığı gibi zararlı, ondan sonra bel ağrısı, belini ağrıtan, insanın vücuduna sıkıntı veren bir ürün değil. Benzer ürünlerin en sağlıklısı, basit bir şekilde izah etmeye çalışıyorum. Doğal ortamında ortamın nemini kontrol edebileceği, artı uyuyan bir insanın ritmik kalp atışlarını kontrol ederek daha sağlıklı ve daha saatli bir uykuya sebebiyet verdiği Hubenstein Enstitüsü tarafından bizzat belgelenmiş. Oysa ki bunun muadili olarak kullandığımız diğer uyku malzemelerinin ne kadar sağlıklı veya ne kadar sağlıksız olduğu da sanırım herkes tarafından biliniyor. Bir şey söylemek istemiyorum bu konuda ama tekrar yüne ve diğer doğal malzemelere dönülmesini ben burada öneriyorum. Evet, tekrar teşekkür ediyorum sizlere. Başarılarınızın devamını diliyoruz Vedat Bey. Ediyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Evet, Sektör Haber Merkezi izleyicileri kendi sektöründe lider bir firmadan daha seslendik sizlere. MKR Tekstil'den aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor.